Merhabalar. Bu hafta yürek burkan bir olayla karşınızdayız. Birleşik Krallık'ta ortaya çıkan bu hikaye, takıntılı ilişkilerin üzücü gerçeklerini ve bunların doğurabileceği ölümcül sonuçları gün ışığına çıkarıyor. Molly McLaren ve Joshua Stimson arasında ilk görünüşte aşk olarak başlayan şeyin nasıl bir kabusa dönüştüğünü keşfedeceğiz. Molly 26 Mayıs 1994'te İngiltere'de dünyaya gelmişti. Sağlık ve fitness alanında diploma almak için Kent Üniversitesi'nde ikinci sınıf öğrencisiydi. Ve bölümünde birinciliği ele almak için çok çalışıyordu. Çalışkan bir öğrenciydi. Fitness eğitmeni olmuş ve blog yazarı olarak çalışıyordu. Ve aynı zamanda egzersize aşırı bir tutkusu vardı. Yeme bozukluğu ve zihinsel sorunlarından dolayı bulimia nevrozu hastasıydı. Ve ayrıca bunlarla mücadele etmek zorundaydı. Bulimia nevrozu hastaları fazla alınan kalorilerden kurtulmak ve kilo alımını önlemek için farklı yöntemler kullanabilirler. Örneğin, aşırı beslendikten sonra düzenli olarak kusma yöntemini seçebilir veya laksatiflerden, kilo kaybı takviyelerinden, diüretiklerden yani idrar açıcılardan veya lavmanlardan faydalanabilirler. Joshua, bekar bir baba tarafından büyütülmüştü. Ve onun da Molly gibi psikolojik sorunları vardı. Çalışmalarıyla ve arkadaşlarıyla buluşmakla meşgul olan Molly'nin flört etmeye vakti yoktu. Bu yüzden mükemmel erkeğini bulmak için flört uygulaması Tinder'a başvurmuştu. Molly, 2016 yazında Joshua ile eşleştiğinde onu bulduğunu zannetti. Ancak sağa kaydırıp depo çalışanıyla sohbet etmeye başlama kararı sonuçta hayatına mal olacaktı. Molly işleri yavaştan olmaya kararlıydı ve o, Joshua onunla şahsen buluşmayı kabul etmeden önce 3 ay boyunca sohbet ettiler. Sadece birkaç ay sonra romantik hayallerinin cinayetle sonuçlanacak, takip eden bir kabusa dönüşeceğini bilmiyordu. Joshua Molly'nin ilk gerçek arkadaşıydı ve annesi Joe, anksiyete ve bulimia hastası olan Molly'nin yalnız olduğundan endişelendiği için onun için üzüldüğünü söylemişti. Molly'ye kendisine bipolar bozukluk teşhis konulduğunu söylemişti. Bu da Joe'yu endişelendiriyordu ve şöyle demişti. Benden yargılamamamı istedi ama sorunları olduğunu bildiğim için ona başkalarının sorunlarını üstlenebileceğini hissedip hissetmediğini sordum. Birbirimize yardım edebiliriz demişti. Gerçekte Joshua'da bipolar bozukluk yoktu ve bu durum duruşmasında hem iddia makamı hem de savunma psikologları tarafından reddedilmişti. Molly'nin babası Doug, Joshua'nın Molly'ye karşı daha sahiplenici olmaya başladığını, onun tamamen kendisine kalmasını istediğini ve kendi arkadaşlarını edinmediğini söyledi. Molly sınavlarına hazırlanmaya çalışırken Joshua onunla daha fazla zaman geçirmek amacıyla işinden ayrıldı ve kuzeni Sam onun boğulduğunu hissettiğini söylemişti. Molly'nin arkadaşı Amy yaptığı açıklamada Joshua'dan ayrılmaya çalıştığını ancak Joshua'nın onun kararını kabul etmeyi reddettiğini ve onu geri alması için manipüle ettiğini söyledi. Hatta onu zihinsel sağlığı konusunda aile hekiminden yardım almaya teşvik ederek kendisi hakkındaki korkularının tamamen kafasında olduğuna inanmasını sağlamıştı. Ancak Molly'nin teyzesinin 60. doğum gününü kutlamak için düzenlenen bir partide Joshua'nın davranışı daha da karanlık bir hal almaya başlamıştı. Anne Jo şunları söyledi. Molly'ye sanki gel ve otur, dans etmeni istemiyorum der gibi bakıyordu. Kuzenleriyle dans ediyordu ve onunla daha önce tanışmamış olan yeğenlerimden biri ondan hoşlanmadığını söyledi bana. Parti bitip Molly, Joshua, annesi ve babası yattıktan sonra kızından tüyler ürpertici bir WhatsApp mesajı aldı. Molly ve Joshua bir anlaşmazlık yaşamaya başlamıştı. Annesine mesaj atıp kaldığı odaya gelmesini söylemişti. Çift bir anlaşmazlık içerisindeydi. Joshua Molly'ye karşı tüm söylenenleri kaydetmeye başlamıştı. Anne Joe odaya girdiğinde Joshua kızının kayıtlarını ona dinletmeye başlamıştı. Annesi şunları söyledi. İlk kez bir şeylerin yolunda gitmediğini düşünüyorum. Bu, annesini Joshua hakkında aynı şeyleri hissetmediğini ve buna bir son vermesi gerektiğini bildiğini söyleyen Molly için bardağı taşıran son damla olmuştu. Amy şunları söyledi. Ondan nasıl ayrılacağını bilmiyordu. Çünkü onun nasıl hissedeceği konusunda çok endişeliydi. Daha sonra çift, Molly'nin arkadaşlarıyla gece dışarı çıktığında işler doğruğa çıktı. Ve Molly, Joshua'yı bir kenara alıp ona her şeyi bittiğini söyledi. Joshua bu olaydan sonra onu mesaj yağmuruna tuttu. Ama Molly kararlıydı ve onunla tekrar bir araya gelmeyecekti. Joshua daha sonra sosyal medyada bir taciz kampanyası başlattı.
Molly'in kokain kullanan bir uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia eden paylaşımlar oluşturdu. Ve ebeveynlerini görsünler diye etiketlemişti. İstismar günlerce devam etti ve Molly giderek korkmaya başlamıştı. Ebeveynlerinin cesaretlendirilmesiyle polise gitmeye karar verdi. Polis Joshua'yı telefonla sorguladığında, görüşme sırasında odada bulunan annesi, Joshua'nın sakin ve aklı başında oldukça soğukkanlı olduğunu söyledi. Molly'nin annesi Jo, Joshua'ya sosyal medya paylaşımlarını sürdürmesi halinde tutuklanmakla tehdit edildiğini söyledi. Joshua ise yanlış bir şey yapmadım, yanlış bir şey yapmadım ve eğer yaptığımı düşünüyorsanız daha fazlası da gelecek demişti. Polis memurları Joshua'nın dosyalarını kontrol etmişti ve herhangi bir sabıka kaydı yoktu. Bu yüzden polis Molly'yi, arkadaşlarını ve ailesini onu sosyal medyada engellemelerini ve daha fazla istismarı bildirmelerini söylemişti. Molly ve ailesi ayrıca Facebook'tan Joshua'nın gönderilerini araştırılmasını iki kez istedi. Ancak sosyal medya devi aile isteğinin hiçbir kuralını ihlal etmediğini söylemişti. Ayrılmalarından 11 gün sonra Molly, Joshua'nın kendisini engellediği için bunu göremediğini düşünerek Snapchat'te arkadaşlarıyla akşam yemeğine çıkacağını paylaştı. Ancak Joshua, restoranda arkadaşlarıyla birlikteyken ortaya çıkmıştı. Molly bunu basit bir tesadüfe bağladı ama eve erken geldiği için kendini o kadar rahatsız hissetti ki, ertesi sabah dersi için biraz pratik yapmak üzere spor salonuna gitti. Antrenmana başladığında Joshua, Molly'nin nerede olduğunu takip etmek için başka bir kadının sosyal medya hesabını kullanarak aynı spor salonuna girip ona yakın bir yerde antrenman yapmaya başladığında Molly dehşete düşmüştü. Molly annesine mesaj atmıştı. Anne, spor salonuna geldi ve çabuk yanıma gel demişti. Daha sonra annesi aradı ve ona doğrudan eve gelmesini ancak güvenli bir şekilde aracı kullanmasını söylemişti. Bu kızıyla son konuşmasıydı. Molly antrenmanını bıraktı ve arabasına doğru gitmeden önce Joshua'nın gittiğini görene kadar beklemişti. Emmy'ye göndereceği son mesaj olan başka bir mesaj daha göndermişti. Sanki her zaman izleniyormuşum gibi hissediyorum dedi. Joshua arabasına bindiğinde saat 11'den hemen sonra bu hafta satın aldığı mutfak bıçağını kullanarak vahşice şiddetli saldırısını başlatmıştı. Eski sevgilisini 75 yerinden bıçaklayan şahıs olay yerinde tutuklanırken ilk sözleri "Arabadaydı, öldürdüm" oldu. Yoldan geçen bir kişi Joshua'nın arabadan çıkarıp kapıyı çarparak 23 yaşındaki çocuğu umutsuzca kurtarmaya çalışmıştı. Ancak bacakları kurbanın kanından o kadar kaygandı ki onu yakalayamamıştı. Yıkıcı bir şekilde saldırının kamusal niteliği olup bitenlerle ilgili haberlerin sosyal medyada hızla yayılması anlamına geliyordu. Ve Molly'nin arkadaşları, ailesi, polis onlara ulaşamadan onun cinayetiyle ilgili korkunç gerçeği keşfettiler. Anne Joe ayrıca Senegal kıyısının 160 mil açığında bir teknede çalışan Molly'nin babası Duga, kızının öldürüldüğünü telefonla anlatmak gibi korkunç bir görevle karşı karşıya kalmıştı. Şöyle söyledi. Çok uzaktaydı ve çevresinde kimse yokken bununla baş etmek zorundaydı. Bu şimdiye kadar yapmak zorunda kaldığım en zor şeydi. Duke şunu ekledi. Hastaneye gittim ve onu görmeye gittim. Bu hayatımın en kötü günüydü. Joshua olay yerinde kanlar içinde ve cinayet silahıyla Molly'nin arabasında bulunmasına rağmen sorumluluğun azaldığı gerekçesiyle cinayeti suçsuz olduğunu ileri sürerek aileye daha fazla zarar verdi. Katil saldırılarıyla ilgili hiçbir şey hatırlayamadığı konusunda ısrar etmişti. Bu da davanın mahkemeye taşındığı ve Molly'nin sevdiklerinin onun ölümünün korkunç ayrıntılarını mahkeme salonunda duymak zorunda kaldığı anlamına geliyordu. Şubat 2019'da jüri Joshua'yı cinayetten suçlu buldu ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı ve en az 26 yıl parmaklıklar ardında yatması gerekiyordu. Bir TV belgeselinde gözyaşlarına boğulan anne Joe, kızıyla yaptığı son konuşmalarından birinin her zaman birbirlerine söyledikleri bir şey olduğunu hatırlamıştı. Joe, "Seni seviyorum" diyordu ve Molly, "Ben de seni daha çok seviyorum" diye cevap veriyordu.